İyi akşamlar arkadaşlar. Dolar analizi videomuza başlıyoruz. Bugünkü ikinci videomuz. İlki borsa ile ilgiliydi. Dolar analizinde özellikle uzun süredir söylüyorduk arkadaşlar. Dolarda 6.98 üzerinde kapanış yaptıktan sonra 7 seviyesi var demiştik. O 7 seviyesini kırarsa zaten 6.98'den al sinyalimiz teyitlenmişti. 6.90'lardan 6.95'lerden düzgün bir aşağı kırma trendi oluşmamıştı. Eski videoları da izlerseniz sizin için daha faydalı olur. Şimdi geçelim arkadaşlar. En sonki önce bir sinyal tablosunu size göstereyim arkadaşlar. Dolarda günlük sinyallerimiz bu şekildeydi. 6.75'ten sat sinyali oluşmuştu. 6.74'ten tekrar al olmuştu. 6.97'den sat sinyali oluşmuştu. Tekrar 6.97'den al oluşmuştu. 6.97.5'ten sat oluşmuştu. Burada çok bir sıkışma olmuştu. 6.98'den tekrar al işareti oluştu. Ve 7'nin kırılmasıyla beraber al sinyalimiz devam ediyor arkadaşlar. Dikkat etseniz 1, 2, 3, 4, 5 mumdur. Günlük bazda yükselişimiz devam ediyor. Zaten bir düşüş olması için arkadaşlar zaten böyle tık 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 hareket ederken sert bir düşüş olması için sert bir yükseliş sonra düşüş olması gerekiyor diye ben bekliyordum. Örneğin şuradaki gibi bir uzun mum, uzun hareketler olması lazım ki sonra düşüş olsun. Nasıl olmuştu arkadaşlar bizim hatırlarsanız bu 7.25 tepesi. Buradan çok sert bir yükseliş olmuştu 5 liradan. Son aşağı böyle sert bir düşüş olmuştu. Sert bir düşüş olması için de öncelikle çok uzun bir mum olması gerekiyor. Uzun süredir aslında aylık bazda uzun mumlar yakıyoruz. Bu ay da orta düzeyde bir mum yaktık. İnşallah 7.25 kırılmaz daha yukarılara gitmeyiz arkadaşlar ülke açısından ama şu an için aylık bazda bir bozulma yok. Haftalık bazda hiçbir bozulma yok. Günlük bazda zaten 6.98'den al sinyali gelmişti. Onda da bir bozulma yok. Bir de göstergeler açısından bakalım arkadaşlar. Ve videomuzu bitirelim çok fazla uzatmadan. Evet ben size al sinyali geldiğinde altta bir destek vardı. Önceki videolarda da söylemiştim. Bunun altına gelirse kapanış olursa o zaman sertleşir demiştim. Hatta 6.99 bugün için seviye. O zamanlarda 6.95, 6.96 seviyesiydi. Onun altında kapanış olursa 6.60'lara hatta 6.40'lara gitme ihtimali vardı ancak dikkat ettiyseniz bu bandın en alt noktasındaydık. Eğer bir yükseliş potansiyel oluşursa yukarılarda 7.05, 7.12, 7.15, 7.26 bunları ben yanlış hatırlamıyorsam 30 Nisan'da hatta 6.98, 7.05'i 25 Nisan'da çizmiştim. Şu an için 7.12'ye gitti ilk başta. Sonra 7.15'e 7.05'te bayağı bir debelendi. Orası pivot noktaydı. Dolayısıyla orta noktada şu an trendin orta noktasına geldi. Yani düşüş bitti mi dersiniz? Arkadaşlar trend açısından baktığımızda tabii ki bilemeyiz ama trend açısından şöyle gözüküyor. Orta noktaya değdik. O da 7.20, 7.19 seviyesindeydi. Oranın üstte kırılmasıyla beraber daha yukarılarda 7.30, 7.35'ler var. Oralara gelir miyiz bilmiyorum ama şu an şu alt kanalda hareket ediyoruz. Dolayısıyla 7.25 olabilir. Bir de size şöyle bir şey söylemiştim. Hatırlıyorsanız şu band sıkışmıştı. 5-6 Mayıs'ta bir kırılma olacak arkadaşlar demiştim. Şöyle bir üçgen daralıyordu. Şuradan üstten 7 lira sıkıştırıyordu. Şurada kırıldı arkadaşlar. 4 Mayıs'ta kırıldı yukarı doğru bizim bandımız. Aslında burada da kırmıştı. Buradan alt teyidini aldı ve yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla buradan bir satış gelmesi muhtemel. O ilk başta 7.15, 7.13 olabilir ama şu an için bir sinyal yok. Sat sinyali oluşması için de oldukça aşağılarda kaldı sinyalimiz. Şöyle bir baktığımızda 7.06 civarında bir desteğimiz var. Oranın altına gelmek için arkadaşlar bu trend, siyah trend kırılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla yönümüz devam ediyor. Ancak kısa vadeli eğer çok sert dönüşler olursa onda 5 saatliğe bakalım arkadaşlar. Stohastik RSI ve kısa vadeli uzun vadeli normal RSI'da yukarı doğru gidiyor. Herhangi bir dönüş sinyali yok. Orada dönüşün olması için arkadaşlar en basitinden 7.13'ün altında kapanış olması lazım. Hatta kesin teyit içinde bugün için 7.10 ileride büyük ihtimal bu 7.12'lere yükselecektir. 7.10, 7.12'nin altında kapanış olmadıkça sadece düzeltme olur deriz arkadaşlar. Kısacası arkadaşlar özetlersek günlük vadede 7.06, 5 saatlikte 7.10'un altına gelmedikçe dolarda yükseliş al sinyali devam ediyor 6.98'den beri. İyi akşamlar, görüşmek üzere.